KRT ekranlarından iyi akşamlar. Stüdyo Ankara ile bir aradayız ve memleketin halini konuşacağız. Alanda, sahada görev yapan 3 kadın gazeteci, Ankara'da Ankara kulislerini izleyen, meclisi izleyen, bakanlıkları, cumhurbaşkanlığını, sarayı izleyen 3 kadın gazeteci burada hem memleketi hem dışa yansımalarını konuşup sizinle paylaşmayı umut ediyoruz. Nergis Demirkaya, Gazete Duvar Ankara temsilcisi ve Yıldız Yazıcıoğlu, gazeteci meslektaşım. Burada önce iç politikayla başlayacağız elbette. Ne dersin Nergis? Neyi konuştuk bu hafta diyelim önce? Tabii ki istifayı konuştuk. Konuşamadık diye başlamak lazım herhalde. Belki de biraz öyle oldu. Hemen şöyle diyeyim, yani teşbihte hata olmaz. Damat gitti, kavga bitti mi? Aslında o bir eşikti, önemli bir tartışmaydı. Hem iktidarın kendi içinde bir tartışmaydı, hem de muhalefet cephesinden de izlediğimizde, baktığımızda aslında iktidara en çok yüklendikleri isimdi. Onun Berat üzerinden iktidara yükleniyorlardı. Ve diyorlardı ki işte Akşener'in konuşmalarında, grup konuşmalarında, başka konuşmalarında Faik Öztrağ'ın istisnasız her salı günü, pazartesi günü yaptığı MYK bitimindeki o sözcü olarak yaptığı açıklamalarda işte sosyete damat özellikle ifadesi çok sıklıkla kullanıldı ve daha başka yorumlar. Hatta en son Akşener bir tercih yap dedi son grup toplantısında. Albayrak mı, işte damadın mı yoksa millet mi diye sıklıkla yüklendikleri bir isim. Şimdi 31 Mart'tan sonra İstanbul yine seçimlerinden sonra iktidar cephesinde de sıklıkla bu bizim oyumuzu düşürüyor diye bir tartışma vardı. Şimdi işin iki boyutu var Zeynep, benim gördüğüm, izlediğimiz kadarıyla. Bir aile boyutu var. Hı hı. Bu aile boyutunun partiye kaybettirdiği yönünde bir tartışma vardı. Kendi içlerinde yürüttükleri bir tartışma. Hatta çokça duyduk hani kulislerde. Hani İstanbul seçimleri sonrasında da o seçimlere müdahalesi de çok konuşuldu, tartışıldı, etkisi. Hatta onun ısrarının da bu seçimlerin yenilenmesine katkısı olduğu söylenir yine kulislerde. Şimdi bir o boyutu var. Kulislerde duyduğumuz şey şuydu. Hani Albayrak gitsin, partinin oyu 5 puan yükselir gibi. Bir de toplum da aslında şöyle bir bakınca, geçmişten bu yana şöyle tarihsel olarak baktığımızda, Menderes'in çocukları, Türkeş'in çocukları, hani şöyle baktığımızda da toplum da buna çok sıcak bakmaz. Hani Türkiye'deki var, siyasal tarih açısından. Bir de şu var, yani şimdi çıkalım sokağa ve Türkiye'deki bakanları, şu anda kabinede görev yapan bakanları soralım. Acaba halkımız kaçını biliyor? Ama Berat Albayrak'a damat sıfatı nedeniyle yani herhalde %90 gibi bir tanınırlık oranı tabii vardı. Bu da hani yaptığı ya da yapamadıklarının daha çok eleştiri konusu olmasa. Şimdi bir tarafı aile boyutu. Evet, o partide siyaseten bir sonuçları itibariyle muhalefetinde sıklıkla gündeminde olan bir konuydu. Bir de işin tabii ekonomik boyutu var. Şimdi yeni bir sisteme geçti Türkiye ve o sistemde ekonomiyi birleştirdi. İki tane büyük alanı, hazineyi, maliyeyi aldı ve bu üstelik parti içinde de muhalefetinde o yüklendi, o isme emanet etti. Çok büyük makro ekonomi, her şey var. Para politikası var, başka birçok alan var. Bu kadar hani süper bir bakan oldu bu açıdan baktığımızda. Cumhurbaşkanı da onu atadığı zaman ekonomi bilgisi soruşturulduğunda ne demişti? Ama üniversitede ekonomi dersi aldı demişti. Şimdi bir tercih değişikliği yapıldı. Ekonomi bugüne kadar emanet edildiği isimlere baktığımızda şöyle bir, hepsi genelde devlette önemli kademelerde görev yapmış isimlerdi. Ya da hani dışarıda, ama bu alanda böyle ihtisas, donanım elde etmiş isimlerdi. Şimdi daha iş dünyasından geldiğini söyleyelim Albayrak için. Ve yeni bir teoriyle yola çıktılar. Bu teori de neydi? Hani faiz enflasyon teorisi malum. Ve başka bir uygulama. O devletle, o devletin o kuralları, o alışkanlıkların dışında yeni bir cumhurbaşkanlığı sistemi. Ki cumhurbaşkanı kendisi söylemişti. Yeni bir hazine, bunu unutma. Bir de yeni hazine var, varlık fonu. Tabii onun da başkan vekili üstelik o kuruldu. Ve ekonomide bir dizi değişime gidildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Şimdi ne oldu? Yani bu istifaya giden süreci çok konuşmak lazım. Hani bugün bir yerde yorum yapmıştı bir sosyal medya kullanıcısı. Televizyonları açıyor.
var şu an. İşte İYİ Parti tartışması yürütülüyor başka, ama kimse bu istifayı konuşmuyor. Şimdi burada niye bu noktaya geldi? İstifa olacak da öyle görünüyor. Yani bunun şekli belki tartışma konusu, beklenmezliği orada, ama ekonomide bir tıkanma var. Buna pandemi eklendi. Zaten biz uzun süredir ekonomik açıdan bir krizden bahsediyoruz. Bunu izliyoruz. İşte tablo ortada. Muhalefetin bu konudaki koyduğu tablo da ortada. Veriler ortada. Burada bir sıkıntı var. Reddediliyor ve işte V şeklinde işte bir büyüme, ivme kazanacağız. Yükseliyor birçok veri. İşte dünya ülkeleriyle bir kıyaslama yapıyoruz. Hepsinden daha iyiyiz. Ama Malatya'da ne oldu? Bir servisçi dedi ki 7 aydır evime ekmek götüremiyorum. Denizli'de valiye yapılan. Ardından başka yerlerde. Tabii bunlar o gerçeklikle hani bunu kabul etme boyutuna gelindi. Benim gördüğüm bu. Ve orada bir değişime gidilmesi gerekiyor. Malum o faiz baskılaması. İşte Merkez Bankası Başkanı'nın rahatlıkla görevden alınması ve bir sözle, hani bunu Cumhurbaşkanı kendisi söylediği için rahatlıkla ifade ediyoruz, hani önceki laf dinlemiyordu, laf dinleyen geldi, bunun üzerine getirildi. O laf dinleyen de gitti. Ve o alındı. Hani bunların hepsi birer güvensizlik yaratan unsur olarak ekonomi çevrelerinde konuşuluyordu. Madem Cumhurbaşkanı'nın bir sözünden bahsediyorsun, altını böyle kalın kalın çizeceğimiz bir başka sözü daha var. Bu politikaların sorumlusu benim, ben, ekonominin tabii sorumlusu benim, ben dediği. Ama bir değişime gitmesinin yolu sonuçta, burada bir değişim kararı alındı. Görünen o. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınıp yerine devleti bilen, kurallarla çalışmış bir ismin getirilmesi nedeni buydu. Orada ve güvendiği, daha önce birlikte çalıştığı bir ismi tercih etti. Onunla sonuçta Berat Albayrak daha önce de arasının çok iyi olmadı. Aynı politik bakışa, ekonomik bakışa sahip, yani bir sorun oldu zaten biliniyordu. Hani o bir istifa et mesajıydı, öyle yorumlandı. Bugün geldiğimiz, hani aradan da artık bir süre geçtiği için birçok değerlendirmeyi, analizi de aldığımızda böyle bir durum var. Bu mesaj iletilmişti ve oradan bunu, burada tek ilginç olan, hani genelde benim artık netleştiğim nokta, istifanın şekli, yapılış şekli. Bu tartışmalı ama bu noktaya gelecekti zaten. Ve bugün biz işte ekonomide, hukukta, demokraside, bugün Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamasına demokrasi de eklendi buna, bir reformu konuşuyoruz ve konuşacağız daha. Yıldız, peki şöyle de düşünebilir miyiz biraz ters açıdan bakarsak? Bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan damadını feda ederek ağırlık attı. Yani üzerindeki büyük ağırlığı attı ve yeni bir sayfa açmanın yolunu seçti. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu pek çok vesileyle yapmıştı. Yani mesela pek çok işbirliklerini bitirirken ama ben kandırıldım, ama ben şöyle oldum gibi cümlelerle bitirmişti. Acaba damat da beni kandırdı noktasına geldi mi, geliyor mu? Yakında böyle bir cümle duyar mıyız, ne dersin? Yani şimdi bu bir kere işin içinde bir aile kavramı var. Aile kavramı olduğu için öyle bir cümleyi duymak noktası ailede de başka bir kırılmayı beraberinde getirmesi gerekir. Aileyle ilgili de o zaman başka bir haberin açıklanması gerekir kamuoyuna. Sedat Albayrak'ın hafta içinde yaptığı açıklamaya baktığımızda, ki Erdoğan'a Sadık Albayrak'ın açıklamasına baktığımızda Nuru Ayanım dediği bir Erdoğan tanımlaması var. Davamızdan dönmeyiz ifadeleri var. Şimdi Dünür'ün yaptığı bir açıklama bu. Şimdi bu noktada eğer gerçekten damat da beni kandırdı aşamasına gelecekse Cumhurbaşkanı, o aşamada aileyle ilgili ciddi bir kırılmayı görmemiz lazım. O kırılma bugün itibariyle var mı yok mu? Şu an emin değiliz. Sadece şunu biliyoruz. O kırılmanın ilk nüvesini damat, yani Sayın Berat Albayrak attı. Nasıl attı? Instagram'daki istifa mesajında at izi it izine karıştı gibi ifadeler, yönelttiği suçlamalar ve kendi bakanlık dönemini, hem Enerji Bakanlığı dönemini hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemini başarılı bulduğunu özetleyen cümleler vardı. Yani ben istifa ediyorum ama başarısız olduğum için değil, burada başka şeyler olduğu için istifa İması ediyorum vardı, alt dedi. Diyorsun. Evet. Yani şimdi dolayısıyla ilk adımı Berat Albayrak tarafı attı. Bu adımın üzerine Erdoğan nasıl bir adım atacak onu bilmiyoruz. Bugüne kadar şunu biliyoruz ama aile olduğu için burada bir farklılaşma olabilir. Ama bugüne kadar bizim tanıdığımız, Ankara siyasetinde izlediğimiz Erdoğan bunları unutmaz.
kendisine yapılan tavrı unutmaz, kendisine verilen aykırı mesajları unutmaz ve yarın öbür gün bununla ilgili gereğini, tırnak içinde gereğini yapar. Bizim tanıdığımız Erdoğan profili bu. Şimdi, burada hemen küçücük bir şey söyleyeceğim. Sosyal medya tabii güvenilir olmaktan çıkmakla beraber pek çok fikir de var. Bu fikirlerden bir tanesi de bu istifa mektubunun bile bir danışıklı dövüş olabileceği. İki tarafında haberi olarak hani böyle bir dedim ya kandırıldık senaryosunun ilk girişi olabileceğine ilişkin teoriler de var. Yani çünkü dedim ya çok karışık olunca böyle bu tip komplo teorilerinin ortaya çıkması da tabii ki kaçınılmaz. Ama yani ben düşündüğüm zaman neden olmasın da diyebiliyorum bir yerde. Ama şunu söylemek isterim AK Parti kulislerinden. Şimdi bugüne kadar Erdoğan'ın Berat Albayrak'ı tırnak içinde yerine hazırladığı, hatta parlamenter sisteme dönülecekse de bunu muhalefet yapmasın, yine biz yaparız anlayışıyla, hani vakti zamanında komünizme geçilecekse yine biz geçeriz yaklaşımına çok benzer bir şekilde böyle bir anlayış varken, yani siz onu tırnak içinde iki numara olarak siyasette öne sürerken Cumhurbaşkanı'nın, neden böyle bir fikir değişikliği oldu? Yani bunu sadece biz ekonomik tabloyla açıklayamayız. Mutlaka arka planda başka gelişmeler var. Mutlaka not edilmeyen gelişmeler var. Yani sadece döviz kuru tırmandı, faiz politikası yanlıştı, yeni atadığı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'la kavgalıydı. Bunlar değil bence mi? Görünürdeki... Daha gerçek bir şey var. Şimdi siyaseti niye yapıyorlar? İktidar olmak için yapıyorlar. Şimdi bu arada biz Kasım ayındayız. 18 de geride kaldı. 19. yıldan gün alan bir iktidar partisi var. Şimdi biz daha önceki programlarda da aynı şeyi söyledik. Şimdi anketler ortada. Hemen hemen bütün anketlerde hani seçim ortamı değil kabul ama hani bir düşüş görülüyor. Bir erimeden bahsediliyor. Bu iktidar cephesi içinde böyle, hani ortağı açısından AKP içinde böyle, MHP içinde. Hepsi, bütün anketler %50'nin altında olduğunu gösteriyor. Şimdi ekonomi kötüye gidiyor. Siz bir büyük reform yapmışsınız ve bu reformla Türkiye'yi uçuracağınızı söylemişsiniz. 2 yıl 4 ayın sonunda gelmişsiniz. Buna bir de pandemi eklenmiş. Ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşar hale gelmişsiniz. Türkiye'deki bütün geçmişinden bu yana siyasi tarih göstermiş ki insanlar temelde ceplerine göre karar verir. Kesinlikle. Sadece Türkiye'de bütün küresel olarak bu arka planı biz öğreneceğiz. Yani buna katkımız da olur diye umuyorum mutlaka. Albayrak'ın konuşması gerekiyor. Hesap vermesi gerektiğini söyleyen, bugün hani öncesinde programın konuşuyorduk. Eski bir ekonomi bakanı var. Deva Partisi Deva Genel Başkanı Ali Babacan'ın şimdi çok böyle sert bir gidemezsin açıklaması var. Bu şekilde böyle bir tane gittim. Notla ben gittim diyemezsin. Bir şeylerin hesabını da vermen gerekir diye söylüyor. Muhalefet bunları söyleyecek. Ama bu makas değişikliğine, bir makas değişikliği çabası var. Sonuç alır mı izleyeceğiz sonuçta. Hani ben kulisleri de biraz yokladık, ne yapılacak? Henüz yanıtı yok bunun aslında. Ne ekonomide ne hukukta. Ama bir makas değişikliği şarttı. Şimdi makas değişikliğinde işte evet kur. Sonuçta o bir gösterge. Dolardaki iniş çıkış, işte o bir liralık bu süreçteki düşüş bir anlam ifade ediyor. Düzeliyor olabilir. Hani bir gösterge, tek başına değil. Bu bizim şimdilik ne vatandaşın ne de bizim maaşlarımıza yansımadı. Ama burada biraz daha düşüş bir gösterge. Onun dışında başka adımlar atılacak belki. Ufak tefek bir toparlanma çabası var. O açıdan temel neden iktidar olma, iktidarını sürdürme çabası. 2023 değil, işte onun üzerinde hedefler de konuluyor. 2071'e kadar gidiyoruz malum. Hani bakınca 2053, bu 2073. Çaba için. Şimdi bu reform işte. Şimdi bugün ben Erdoğan konuşmasından onu not ettim. Hani paylaşırız izleyicilerimizle de diye. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi, ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları kararlılıkla atıyoruz. Bir pandemiyle birleştiriyor. Yani bu oraya hazırlık. Biz bunu bunun için yaptık. İstifayı unutturan açıklamalar. Öyle bir şey olmadı gibi. Ekonomi, hukuk, demokrasi de. Demokrasi bugün yeni eklendi dedim. Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk.
Yani bu da kendiliğinden hani bir oturduk baktık hani böyle olması gerekiyordu gibi. Hayır bir zorlama da oldu sonuçta. İstifa yokmuş gibi konuşuyor. Evet. Yani ben görevden almış, aldım gibi konuşuyor. İstifa değildi ki arkadaşlar, af talebidir. Rica ederim. Yani görevden yani, af talebidir. Ama mesela bu sözler yeniden oluşturduk ekonomi yönetimini demek yani en önemli bakanı ben aldım'a getiriyor. Yani zaten başından beri verilmeye çalışılan imaj da belki bu. Şimdi ben orada yeniden şekillenecek dünya küresel düzene biraz atıf yapmak istiyorum. Çünkü küresel düzendeki yeni şekillenmenin en önemli adımı neydi? Trump gitti. Aslında bir yandan da. Trump gitti, yerine kim geldi? Biden geldi. Bu niye anlama geliyor? Trump'ın gidip de Biden'ın gelmesinin anlamı şu. Amerika Birleşik Devletleri o böyle tek adam, tek karar verici, bürokrasiyi kenara itici liderden bıktı ve onu seçmedi. Onun yerine daha böyle devletle birlikte hareket edecek, devlet politikalarını yürütecek. Kuralları uygulayacak. Öngörülebilir, bak en önemli kelime budur. Öngörülebilir bir lider. Şimdi Trump öyle de biz nasıldık? Hani Türkiye'den bahsederken son dönemde özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra Türkiye'nin sistemini ya da içinde bulunduğu durumu anlatırken öngörülebilir kelimesini kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Çünkü yani hepimiz, biz gazeteciler olarak bile sabah hepimiz ilk yaptığımız şey ne? Kalkınca resmi gazeteye bakmak. Çünkü resmi gazetede her alanda, her alanda ekonomiden, dış politikadan ne bileyim sosyal hayatımıza kadar her alanda sürpriz kararlarla karşılaşıyoruz. Bir öngörülebilirlik yok. Bir tahmin edilebilirlik yok. Yani bir partinin bir politikası vardır. Bir sonraki adımı yani şimdi bunu yaptılar, bu yasayı çıkardılar. Bir sonraki adım da şu yasayı ya da şu düzenlemeyi yapmak olabilir diye düşünürsün. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra biz bunu yitirdik. Yani Trump da aynıydı. Onu da söylemek lazım. Trump da aynıydı. Sabah kalkınca başka bir Trump'la ilk attığı tweetlerde başka bir Trump. Akşam işte bir iki insanla konuştuktan sonra fikrini de değiştirip tam tersi politikayı savunan bir Trump'la karşılaşabiliyorduk. Neyse ki bizim Cumhurbaşkanımız Twitter sevmiyor. Ya değil mi? O büyük bir şansı. Ya ben işte bu yeniden şekillenecek küresel şekillenmeyi biraz buna bağlıyorum. Yani aslında hepimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar kendini yeni düzenlere, yeni sistemlere, yeni oluşumlara esnekçe uydurabildiğini bilen insanlarız. Çünkü yeni bir politikacı değil Recep Tayyip Erdoğan. Hatta bugün bir şey vardı. Orada gireceğim. Yani bir tane onu söyleyeyim hemen. Bir tane fotoğraf vardı. Bütün işte şu 19 yıl içinde bütün ABD başkanlarını dizmişler. Arka arkaya Clinton'la başlamış, işte Obama'sı gelmiş, Bush'u gelmiş, şusu gelmiş, busu gelmiş. Ama Türkiye'de tek bir lider var. Erdoğan. Bu uyum demek aslında. Kendini uyumlaştırabilme demek. Ama onun sınırı yok mu işte? Yani şimdi reform, yine reform sözcüğü var. Ben şöyle bir zihnimi yoklasam, işte ben hani kişisel gazetecilik tarihim açısından koalisyon görmedim. Bu iktidarda. Yani ben de 19 yıllık bir gazeteciyim. Onlarla başladım gazeteciliğe. Ben kaç yıllık olduğunu söylemeyeceğim. Yaşlarımız ortaya çıkmasın. Aslında Osman Durmuş'u izledik. Ama Osman Durmuş'u ben izlemedim. Pardon. Hani ben bununla yaşıtım ve koalisyon görmedim. Şimdi ben ne kadar reform haberi yaptığımı bilmiyorum ama. Ne kadar devrim de dedik. Kimi bazı açılımlar söz konusuydu. Açılım, devrim, revizyon, reform. Teşvik. Hani yine en son Adalet herhalde. Bakanı onlarca iki kere reform bir yargı dedi. Reformu strateji belgesi var. Hatta bu işte yeni reform kapsamında o strateji belgesi kapsamında yeni paketler gelecek. 3 tane paket çıktı. Dahaları gelecek. Şimdi bu ne kadar ikna edici? Cumhurbaşkanı yine bugünkü konuşmasında hani öz hakiki şeyler vardır ya hani tanımlamalar. Öz kullanılamaz, sonra hakiki der ya da rekabet ederler diğeri, bu tür ifadeler kullanılır. Şimdi yeni değişim yine çok kullanıldı bu iktidar döneminde. Yepyeni dedi. Yani, yok kelime kalmadı. Yani şimdi böyle bir tablo. Yani şimdi toplum izliyor. Dedi ki Cumhurbaşkanlığı sistemiyle işte Türkiye başka bir şeye dönüşecek. Birçok sorunumuzu çözeceğiz. Her şey, bütün problemler gidecek. Ama bu 2 yıl 4 ay içerisinde olmadı. Şimdi ben tamam yeni bir reforma gireceğim. Yeni bir şey yapacağım. İşte herkes isimleri değiştiriyorum. Ki değiştirdiği isimleri de konuşabiliriz. Hani hangisi yeni? Yepyeni.
yok, yeniler gitti şu an. Eski o devleti bilen, hani kurumları bilen isimler geldi. Eski tecrübeli. Eski yeni onlar da. Hani buradan bir çıkış olur mu? Ne yapabilir? Şimdi ben bu hafta işte sorduk. Hukuk ne olacak? Aslında Cumhurbaşkanı ilk açıklamasına baktığımızda daha çok ekonomiyle ilgili. Ticaret mahkemelerindeki işte süreci hızlandıracak. Evet, bir ihtiyaç sermaye açısından. Ülkedeki hukuk güvenliği açısından bir şeyler yapılması lazım, adım atılması lazım. Dışarıya dönük de mesajlar vermek lazım. Bunu şey var, ama Başbakan'ın şimdi, lafında yani açıklamalarında bizatihi dış yatırım için hukuki güvencelere ihtiyaç olduğunu şimdi söylüyor. Şimdi öyle bir durum hukuki ki bizim uygulamada şimdi AKP'li yetkili de bunu soruyor. Ne yapabilirsiniz, ne yapacaksınız? Bizim uygulamada sorunumuz yok dedi. Pardon, bizim uygulamada sorunumuz var dedi. Hani hukuk yeterli, birçok o kadar fabrika gibi çalıştı bu 19 yılda aslında meclis. O kadar çok düzenleme, o kadar çok belge, o kadar çok reform yapıldı ki uygulamada sorun var. En büyük örneği kimin aklına gelirdi Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayacak bir yerel mahkeme. Hani bu başka bir sorun artık. Yani burada hukuk sorunu yok. Şimdi ama bak, ama orada, tam orada. Bu noktada muhalefetin dediği noktaya gelmiyor muyuz? Yani sorun aslında şu an Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sorunu. Evet. Yani neden? Çünkü burada her makam, her karar verici merci nereye dönüp bakıyor Ankara'da? Hani eskiden Türkiye çok merkezi sistem diye eleştirilirdi. Yerellik yok denirdi. Artık merkezinin ötesi bir noktadayız. Herkes tek bir noktaya dönüp, tek bir kişiye dönüp bakıyor. Bakanlar evet, adını kimse bilmiyor. En bilinen bakan pazar günü itibariyle artık kabinede değil. Yani Berat Albayrak artık kabinede değil. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yargı da nereye bakıyor? Şimdi Cumhurbaşkanı bizzat çıkıyor, Osman Kavala'yı tutuklu kalması gerektiğini beyan ediyor. AİHM'in kararına rağmen Kavala aynı gerekçelere sahip bir içerikle tutuklanıyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor, Can Dündar'ın mutlaka tırnak içinde hain olduğunu ilan ediyor. Ve Can Dündar'ın bütün mal varlığına el koyulan bir karar geliyor. Mirasla bile elde ettiği bir mal varlığı. Tabii yani mesela orada yani çocuğunun hakkı var. Sonuçta çok uzun yıllara dayalı hayır, bir gazetecilik emeği hakkı var. Yani miras var anlamındaki kısmını hayır, söylüyorum. Onu hukuksal olarak açıklamakta fayda var. Yani şimdi eğer bir insan terör faaliyetleriyle suçlanıyorsa ve bu konuda hüküm giydiyse o terör faaliyetlerinden dolayı kazandığı mal ve mülküne el koymanın yolu açık. Tabii bu yani ama, dolandırıcılık ama babasından adli kalan, suçlarda da geçerli. Hayır, babasından kalan nasıl oluyor? Yani bir insana babasından anasından kalan bir mala mülke el koymayı hiçbir şekilde açıklayamazsın. Çünkü onu babasından miras almış, veraset vergisini ödemiş, üzerine geçirmiş. Yani kendi yaptığı, hayatı boyunca yaptığı herhangi bir eylemle, bir çabayla, bir çalışmayla suç ya da değil. Hiçbir ilgisi yok. Tabii o noktada miras. İşte oğlu dedim. Gitti. Yani çünkü dededen gelen bir şeyde torunun da hakkı vardır. Yani orada sadece Can Dündar değil, tabii, o Dündar oğlu da, ailesinin oğlunun da geleceğiyle ilgili cezalandırılması söz konusu. Ama hani bu bir parantez. Bunun gibi örnekler var. Cumhurbaşkanı'nın yargı anlamındaki mesajları var. Yargı kararları konusunda yorumları var. Anayasa Mahkemesi konusunda da yorumu var. Anayasa Mahkemesi böyle karar almış ama diyen bir Erdoğan profiline sahibiz. Tanımıyorum, saygı da duymuyorum dedi ya. Şimdi dolayısıyla hani dönüp baktığımızda burada reform dediğimiz nokta, hani Adalet Bakanı çıktı, anlattı hafta içi. Evet, Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamalarını Nergis az önce söyledi. Demokrasi mesela. Asıl mesele işte bu demokrasiye geliyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tırnak içinde ne kadar demokratik olabilir? Ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ne kadar demokrat olabilir? Şimdi çünkü yani son dönemde tartışılan bu. Uygulama derken de ben orada bırakmıyorum. Bu uygulamaya neden olan şeyi Yıldız anlattı işte. Bu uygulamanın nedeni bu sistem, Cumhurbaşkanı'nın bu süreçteki müdahaleleri, açıklamaları. Şimdi soru bence Cumhurbaşkanı değişecek mi? Hani o tutumunun. Şimdi bakınca son konuşmalarına o değişimi görüyorsunuz. Hayır ama sürdürülebilir mi? Hayır, daha başka bir şey söyleyeceğim. Değişebilir mi? Neden? Yani istese bile değişebilir yapabilir mi? Tabii. Çünkü neden? Bu sistemde öyle bir sistem yaratıldı ki şeffaflık ortadan kaldırıldı sistem, şeyde, devlette. Yani biz ne kadar işte şeyleri bile, bütçedeki bir takım kalemleri bile
bütçe ya, devlet bütçesindeki bir takım kalemleri bile görüp de tartışmasınlar diye artık görülmez hale getirdiler. Şeffaflık ortadan kalktı. En önemlisi denetlenebilirlik ortadan kalktı. Sayıştay işlevsiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz. Yani ve bu sayede, bu denetlenmemek sayesinde bir takım adımlar atıldı. Çok büyük adımlar atıldı. İşte bu şeyler, büyük projeler, müteahhitlere bizim çocuklarımızın bile ödeyecekleri paraları içeren projeler, dolarla verilmesi bunların. Tabii, yani bütün bunların hepsi yapıldı. Ve bunlar denetlenmediği için yapılabildi. Bunu sordukları zaman, mesela bir şehir hastanesi için milletvekili soruyor, muhalefet milletvekili diyor ki kaç liraya bu şehir hastanesini inşa ettiniz? Diyor ticari sırdır. Ya devlet bu ya. Ya devletin şeyini nasıl sen milletvekiline söylemezsin? Bu nasıl bir şeydir? İşte şimdi o kadar çok şey yapıldı ki. Şimdi samimi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir reform yapmak istese bile bütün bu engel. Hayır, sistem değil, kambur diyeceğim ben buna. Bu kadar büyük bir kambur olduğu sürece, bu kadar zamandır yapılanlar bu kamburla birlikte çok istese bile, buna samimi olarak inansa bile yapabilir mi? Çünkü denetlemeye başladığınız zaman sadece bugün denetlemeyeceksiniz ki de, ya da yarınki icraatını denetlemeyeceksiniz ki, meclise işlevini kazandırdınız mesela. Ne olacak? O meclis bir geçen seneyi de açacak. Peki kardeşim bu ne? Çünkü devamı geliyor. Bu seneki bütçeyi denetlemeye kalkarsan orada göreceksin ki işte otoyollara, köprülere bilmem kaç yıllık şey yapılmış. Yani geçmişten gelen bir takım sıkıntılar da ya da yaptıkları icraatları da aslında bana göre Cumhurbaşkanı'nın çok istese bile, ki ben bu konuda büyük bir soru işareti koyuyorum isteyip istemediği konusunda, böyle bir reform, böyle bir adım meclisi güçlendirecek, Sayıştay'ı işlevsel hale getirecek, denetlemeyi sağlayacak bir adımı atabileceğini ben tahmin etmiyorum açıkçası. Şimdi işte izleyeceğiz tabii ne yapacaklarını, ama işte hukuk dedi, ekonomi dedi. Ekonomide işte ne kadar bir gösterge diyoruz ama işte bu hafta, gelecek hafta faiz kararını bekliyoruz. Şimdi hani ekonomiciler çok kullanır ya, faiz artışını satın aldı piyasalar. Hani hatta rakamlar konuşuluyor, 475 bas puan gibi. Bu arada şu notu da düşmekte fayda var. O kavga bitmedi. Hani iki aile arasında ne olur kısmı da var. Çünkü bir gazete örneğin ısrarla bu değişimin ardından faiz lobisinin harekete geçtiğini tartışıp bunun olmaması gerektiğini. Bu gazete gerektiğini... derken şey mi? Berat Albayrak kardeşinin patronu olduğu yok, gazete mi? Yok, o büyük gazeteden bahsetmiyoruz. Aha. Daha başka şey. Ama yine hükümete sonuçta, uzun yıllardır yakın olan bir gazete. Hani bir tarafta birileri faiz lobisi harekete geçti ve bu yanlış politikasını yürütüyor. O tartışma sürecek o açıdan. Piyasa satın aldı ama görünen o. Hani acı reçete derken bahsettiği, hani istemedikleri politika uygulamak da aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın da. Ama ben görünen halkın öyle ki, anlamadığını düşünüyorum. Halkta acı reçete lafı IMF ile hep ilişkilendirilir. Hayır, yani bu biz bir ödeyeceğiz. De. Evet, bizim de, cebimiz yine işte delinecek. IMF vatandaşa yani şey var, yıkar. Yeni vergi demek, işte yeni tabii şeyler, maaşlara zamın az gelmesi, buna karşılık hayat pahalılığının artması. Tabii, tabii. Vatandaşa böyle yansıdı acı reçete. Bir de politikasında, yani sonuçta bugüne kadar savunduğu politikadan da geri adım atmış olacak. Onun açısından da bir acılık var yani. Bahsettiğim o işin bir de o boyutu var. Şimdi onu yapacak. Onun dışında ne yapacağını izleyeceğiz. Hani bizim işimiz bu ama hukuk açısından örneğin o bahsettiğimiz yargı reformu strateji belgesi kapsamında bir iki düzenleme daha gelecek. Ama hani bu işte cezaevlerinde tutulan, yani Türkiye'deki o büyük toplumsal davaları düşündüğümüzde, gazeteci davalarını düşündüğümüzde, o hal dönemindeki birçok işlemi düşündüğümüzde, işin bir tanesi ihraçlar, KHK tabii, ihraçları. Tabii. Bir kısmı biraz önce senin bahsettiğin o el koymaya götüren OHAL düzenlemeleri. Onların bir kısmı kanunlaştı. Meclisten geçti. Kanunlaştı artık. Şimdi bunların her birinin buralarda geri adımlar atmak. Ya Türkiye'yi demokratikleştirmeye dönük adımlar atmak lazım. Ya da mesela şey var. Bu atılabilir yani, mi? Umuyoruz atılır. Çünkü bir başka sıkıntılardan biri de mesela işte hükümetin izlediği siyaset çerçevesinde hakim ve savcıların da bir takım suçları çok geniş yorumlamaları. Mesela gazeteci arkadaşlarımızın hiçbiri gazetecilik kanununa, yazdıkları şeyler için gazetecilik kanunundan değil,
terörle mücadele kanunundan yargılanıyorlar. Yani bu bile, yani bunu düzeltseler bile çok önemli bir reform yapmış olurlar. Ama ben bunu düzeltebileceklerini de düşünmüyorum. Çünkü orada bir de MHP var. Bak ne yaptı MHP yargı reformundan bahsedilirken? Kılıçdaroğlu hakkında fezleke getirttirdiler. Neyi, neden dolayı getirdiler? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hükümeti eleştiren bir takım konuşmaları yüzünden getirdiler. Yani bir taraf diyor ki, hükümeti oluşturan ittifakın bir tarafı diyor ki biz reform yapacağız, işte artık yargıda reform dönemine girildi diyor. Öbür tarafta küçük ortak çıkıyor. Bir ana muhalefet partisi liderini yaptığı konuşmalar, hükümete yönelik eleştirileri yüzünden fezleke getiriyorlar meclise. Dokunulmazlığını kaldırıp ondan sonra da işte görevden almanın yolunu, önünü açmaya çalışıyorlar. Siyaset yasağı getirmeye çalışıyorlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir ara Recep Tayyip Erdoğan'a bir siyaset yasağı gelmişti. Muhtar bile olamaz diye manşetler atılmıştı. Eğer bu fezleke gerçekleşirse, meclisten geçerse ve yargılama başlarsa, o zaman da işte Kılıçdaroğlu muhtar bile olamayacak. Çünkü seçme ve seçilme hakkının elinden alınması isteniyor. O istekle yapılmış bir fezleke bu. Yani bu hakikaten... Burada siyasi irade karar verir yani. Ama işte diyorum sana, bir tarafta reform derken bir tarafta ana muhalefet partisinin genel başkanının siyaset yapmasını engellemek nedir ya? Yani konuşmalarını engellemek nedir? İşte geçen hafta konuştuk. Kitapçıklar. Üst üste kitapçıklar, broşürler. Bugüne kadar çok karşılaşmadığımız bir şeydi. Bir siyasi partinin propaganda amaçlı derdini anlatmak, iktidarı eleştirmek kadar doğal bir işlevi olan bir muhalefet partisinin bu eleştirilerini işte broşür haline getirip dağıttı. O broşürler toplandı. Bahsettiğim, muzur içerek değil, kamuoyuna yansımış hepsi açıklamalar bir de daha önce. Bir tane Kılıçdaroğlu'nun kürsü konuşması yani. Şimdi, olacak iş değil. Siyasi partinin propaganda faaliyetini yani, engellemeye dönük çaba olarak yorumlandı. Bu da değerlendirildi. Bahsettiğim fezleke. O tabii çok bir komisyon kurdu MHP. O komisyonun ürünü bir çalışma yaptı. Sonra bir dilekçe hazırladı. Onun yaklaşık bir 6 ay, 1 yıllık bir hikayesi var ve o bu tam da bugün işte. Vermeyebilirler konuş... ama yani çok ben oldu verileli. Ama çok yani... oldu verileli. Ve o işte kürsü konuşmaları, televizyon konuşmaları, onlardan araştırma dedikleri bu. Bunlar toplandı ve gitti. Hani işte savcılığa, savcı bunu işleme aldı. Meclise de fezlekeyi gönderdi. Ya, insanın aklı almıyor. Yani ne bekliyorlar ki ana muhalefet partisi liderinin çıkıp kelebekler, böcekler, hükümetimiz ne kadar iyi yaptı, bu kadar da iyi olmaz, daha da iyi olmaz demesini mi bekliyorlar? Suçu, yani? Nedir bu? Suçluyu övmek gibi. Hani yine bir siyasetçi olan işte Demirtaş'la ilgili sözleri var Kılıçdaroğlu'nun fezlekede. Yani bu suçlu burada suçluyu övmek üzerinden. Nasıl işte tahliye yani. Edilip tahliye edilip bir mahkeme tarafından, bir diğer mahkeme tarafından derhal tekrar tutuklanmasından bahsetmek lazım. Hani şimdi yargı reformu. Tam şunu sormuştuk. Fezleke bir bitireceğim. Tabii, çok özür lütfen. Diliyorum. Şimdi fezlekenin işte siyasi irade bu tutumu alacak. İşte sen dediğin gibi MHP burada nerede duracak? MHP bunu zorlayacak mı? Sosyal medya kanunun çıkışının nasıl zorlandığını hep birlikte izledik. Af kanununun. Bahçeli'nin Twitter'dan çıkışı, ardından işte meclis kapanmadan önce son dakika koştur koştur yasa çıkışını. Burada nasıl bir tutum olacak bilmiyoruz. Siyasi irade ama böyle bir konuda adım atabilir. Bir sürü, binin üzerinde şu an fezleke var mecliste. Öyle hani bir kişiyi alıp bir karar verecek siyasi irade. Diyecek ki fezlekeyi getirin. Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi, onca fezlekenin içinden çıkarılacak, öne alınacak, savunması istenecek. Yani bir aylıkta bir süreç. Hani bunu yaparlar mı? Bu yani her şey olabilir. Ya açıdan. Yapmazlar diyebiliyor musun? Yani burada öngörülebilirlik işte yok. Yapmazlar diyebiliyor siyasi musun? Siyasi irade işte karar verecek. Ama bu hukuk demokrasi açılımı içerisinde bunu yaparsa hani kendi reform paketini ve planlarını bilmiyorum hani o zaman onun hukuk demokrasi anlayışı başka bir şey olacak. Tam da o noktada kalmıştık. Yani soru şu, Cumhurbaşkanı demokrat olabilecek mi? Yani çünkü demokrasi dediğimiz kavram şu an Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden söz ettiğimiz için Cumhurbaşkanlığı iradesiyle artık ölçülüyor Türkiye'de demokrasi. Ve Cumhurbaşkanlığı iradesi bir domino etkisi yaratmış durumda. Bu domino etkisini de altını çizdiğiniz sizin MHP ile birlikte daha da pekiştirdi. İşte sosyal medya yasası bunun son ürünü. Sosyal medya yasası neye yol açtı? Haftalardır şöyle haberler var. Her şey kişilik hakları gerekçesiyle
yasaklanıyor. Yani yolsuzluk haberi yasaklanıyor. Bir şirketle ilgili tartışmalı ihale. Üstelik ihale resmi gazetede yayınlanmış. Resmi gazetenin haber yapılması kişilik hakları diye yasaklanıyor. Şimdi geldiğimiz noktada demokrat olabilecek mi noktasında şu var. Bir domino etkisi siz yarattığınız zaman onu kısa sürede durdurmanız mümkün değil. Acı dedik. Acı bir örnek vereceğim. Cumhurbaşkanı Fethullah Gülen terör örgütüyle, FETÖ ile mücadelesinde ne söyledi darbe girişiminden sonra? Yalnız bırakıldım dedi. Benim istediğim mücadele gösterilmedi dedi. Gösterilmediği için devlette yapılanma devam etti ve biz bu darbe girişimini yaşadık dedi. Özetliyorum tabii Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini. İşte bunun gibi neden oldu? Yaklaşık 2 yıl sonra, yani FETÖ ile AK Parti arasında bir ayrılık süreci başladıktan yaklaşık 2 yıl sonra yine de bu ülkede FETÖ darbe girişimini gerçekleştirebildi. Bu neden oldu? Cumhurbaşkanı'nın o söylediği süreç neden oldu? Çünkü sistemde bir domino etkisi yaratılmıştı. Artık o kadrolar, devlette o yapı güçlenmişti. Şimdi de ne var bu durumda? Şimdi neyi konuşuyoruz? Şimdi de yargı başta olmak üzere bir domino etkisi var. Terörle mücadele kanunu her şeye gerekçe yapılıyor. Herkes terörist ilan ediliyor. Her türlü haber içerisinde azıcık uzucuk bir şekilde hükümete dokunuyorsa, herhangi bir bakana dokunuyorsa, soru önergelerinin haberleştirilmesi, resmi gazetenin haberleştirilmesi, meclis tutanaklarının haberleştirilmesi, bunlar yasaklanıyor. Yani artık o domino etkisi zerreciklere kadar yargı başta olmak üzere sinmiş. Şimdi bunu geri çevirmek nasıl olacak? Cumhurbaşkanı bunu geri çevirecek mi? Bir kere Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Ben mesela önce şuna bakacağım. Ne söylemişti bir ay önce? Bütçe bitsin. Bütçe biter bitmez neyi getirmek istiyordu gündeme? Türk Tabipleri Birliği'ni ve TMOP'u yapılarını değiştirecek. Onları da barolar gibi tırnak içinde kısmen dernek statüsüne indirecek. Kısmen yapılarında çoklu açılım yaparak oralarda tırnak içinde kazanamayan kesimleri de farklı güç odakları haline getirmek isteyen bir değişimi hedefliyor. Şimdi mesela bunu göreceğiz. Bütçe bitecek birkaç hafta içinde. Bütçe bittiğinde Sayın Cumhurbaşkanı o işte istediği demokrasi reformu bağlamında neyi getirecek meclise? Şimdi barolar da demokrasi adı altında getirdi. Yani onların demokrasi adı altında getirdikleri aslında demokrasiye aykırı bir takım unsurlar da içeriyor. Yani aslında belki temeli demokrasiye aykırı ama gerekçe her zaman demokrasiyi i̇şte onu, yaymak olacak. Onu vurgulamalıyız. Yani gerçek anlamda demokratlık o yansıma olacak mı? Bunu göreceğiz. Yani çünkü yani eğer demokrasi dediğiniz bakarsak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi neye dayanıyor? %51'e dayanıyor. Ama siz dönüp diyorsunuz ki barolarda %50'den de fazla, %70'lerle seçilen baro yönetimleri olmasın görevde diyorsunuz. İşte tamam ama bunu da işte demokrasi adına söylüyorlar. Yani demokrasi öyle bir şey ki o durakta iniyorlar, tren işte bir trense bir durakta inip öbür durakta binmek mümkün olabiliyor. Şimdi, bir son nokta şunu da unutmayalım. En önemli örnek 31 Mart 2019'da bir yerel seçimler yapıldı bu ülkede. Seçim nedir? AK Parti bize ne söylüyor 19 yıldır? Seçmen iradesi kutsaldır diyor, milli irade diyor, sandık diyor. Peki 31 Mart'ın üzerinden 1,5 yıl geçti. HDP'li belediye neredeyse kalmadı. HDP'li belediye başkanları cezaevlerinde. Yani demokrasi dediğinizde o zaman sandık iradesi. Mesela burada nasıl geri dönüş olacak? Şey var, ben bunu da merak ediyorum. Çok zor şey var tabii. Yani onun da bir açıklaması belli zaten biliyorsun. Hiçbir şey olmadıysa bile mutlaka bir şeyler oldu. Yani öyle. Yani böyle bir açıklamayla biz ikinci seçime gittik. Yani düşün 31 Mart'ta İstanbul'dan sonra sadece bu cümleyle hiçbir şey olmadıysa bile mutlaka bir şeyler oldu cümlesiyle biz ikinci seçimi yaptık. Yani bu da Trump'a da esin kaynağı oldu. Bununla da gurur duyabiliriz hala, yani. Amerikan seçimlerine esin kaynağı oldu bu durum. Hala yapmaya çalışıyor. Trump da bakalım yani orada hala bir denetlenebilirlik, bir denge var. Ben sözünü kesmiştim. İşin bir tarafı iktidar.
Yani işte AKP ne yapacak? Getirdikleri toplum tarafından kabul görecek mi? Artık reform yorgunu bu ülke insanı açısından. Ki bu haftanın hani hukuk reformu ve birçok reformu konuşurken bir vatandaşın tutuklanmasına da şahit olduk. Hükümeti eleştiren bir röportaj verdiği için. Şimdi işin bir tarafı bu, bir tarafı da muhalefet. Yani şimdi muhalefet ne yapıyor? Sonuçta onlar da bu tabloda önemli oyuncular ki kendilerini iktidara yakın görüyorlar. Birlikte hani dostlarla bir iktidar projesi var sonuçta izlediğimiz. Şimdi birincisi Babacan'ın bir sözüydü, çok konuşuldu. Bu bir istifa değil, iflastır. Şimdi sistemi sorguluyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hani veziri verip şahı kurtaramazsın. Sonuçta sorumlusu yapılan, edilen her şeyin sensin. Kendi de söyledi dediğim gibi ben dedi. Ve bu politikaların maliyeti sonucu vatandaşın, ülkenin, toplumun düştüğü hal. Bunun hesabını kim verecek? Şimdi muhalefet bunu tartışacak. Bunu daha çok konuşacak. Ekonomikteki zorluklar da devam ederken. Şimdi ben şunu izliyorum. İstisnasız bütün muhalefet partileri için sahadalar. Hani ki bunun daha da artacağının sinyallerini veriyorlar. Şimdi CHP ne yapıyor? Zaten değişik programlar, başlıklar üzerinden işte esnafın sorunu diyor. 81 ile heyetler halinde işte PM üyeleri, milletvekilleri, yine başka parti yöneticileri dolaşıyorlar. Raporlar geliyor. Kılıçdaroğlu gidiyor salı günü grup toplantısında açıklıyor. Şimdi ekonomi masası olarak çıktılar yola. İlleri dolaşacaklar yine. Kılıçdaroğlu örneğin çok uzun zamandır yapmıyordu. Esnaf ziyareti yaptı en son Antalya'da. Ki bu tür programlar muhtemelen atacak. Şimdi yeni kurulan partiler var. Onların kongre süreçlerinin de getirdiği bir onu avantaja çevirdiler. Sahadalar zaten. İYİ Parti Genel Başkanı sürekli sahada. Haftada iki ile gidiyor. Yani onlar da anlatıyorlar. İşin bir tarafında da onlar bu süreci ve nasıl yorumladıklarını sunacaklar. Bugün Akşener işte o 1 lira düşüş üzerinden hepsi gitse daha ne kadar düşer dedi konuşmasında. İşte bir bakan gidince 1 lira düşüyorsa hepsi gitse neler olur dedi. Tabii ya eşitleriz yani. Şimdi bunlar onlar da önemli sahada oyuncular. Sonuçta bu tabloyu vatandaşa anlatacaklar. Ekonomi otobüsü var CHP'nin. Yani doğru, hiç görmediğimiz bir şey. Bir ekonomi otobüsü. Bütün işte parti meclis üyelerine, genel başkan yardımcılarını, ekonomiyle ilgili milletvekillerine hepsini doldurdular bir otobüse deyim yerindeyse. Ve il il geziyorlar. İşte sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla, vatandaşla birebir konuşuyorlar. Ulaşabiliyor vatandaş. Bak çok önemli bir şey bu. Yani vatandaşın ana muhalefete ulaşmasının önünü açtılar. Oysa şimdi iktidar cephesine baktığınız zaman ne bakanlara ulaşılabiliyor? Cumhurbaşkanına da ulaşınca ancak çay alıyorsunuz işte. Görebildiğiniz şimdi, o. Muhalefet cephesi hani bunu ifade edenler zaten bu istifayla birlikte oldu. Daha da çok hani biz de sıklıkla konuşuyoruz. Yani bu sistemin daha bir yılı geçmeden biz erken seçimi konuşmaya başladık. Zaman geçtikçe daha çok konuşuyoruz. Ve muhalefet gördüğümüz kadarıyla bunu erken seçimin ayak sesleri olarak görüyor. Sistemin iflas ettiğini söylerken de bunu değerlendiriyor. Ve 2021 ikinci yarısı için çokça erken seçim tartışması var. O yüzden de sahada olmalarının bir nedeni de muhtemeldir ki bu öngörüyle de hareket ediyorlar. Yani bu tablodan başka bir çıkış yok. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunun baskısını kuracaklar. Kurmaya devam edecekler. Bir de o cephede de yani bu var. Yani sen diyorsun ki sadece seçim için ama bir de bir yandan da siyaset yapması muhalefetin bu kadar her engellenirken zaman. Medya bu kadar hükümet kontrolündeyken yani bir bakanın istifa mektubu Instagram'da çıktıktan hemen sonra yaklaşık 24 saat daha da fazla 27 saat evet, 27 saydık saat çünkü. Boyunca ana akım medya denilen medyada hiç görünmezken ancak sonra da görünmedi. Problem yani işin ilginç tarafı o sonra da görünmedi. Bu sadece istifa mektubundan bahsediyoruz ya da istifadan bahsediyoruz. Başka şeyler de görünmüyor. Yani hükümete yönelik eleştiriler, Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri, Akşener'in söyledikleri, hele hele Babacan ya da Davutoğlu'nun söyledikleri hiçbir şekilde o ana akım medya denilen medya gruplarında yer almıyor. Alırsa da çarpıtılarak alıyor. Dolayısıyla bir yandan da sadece seçim için değil ama yani seçim erken ya da geç olsun. Muhalefetin şöyle bir ihtiyacı da var.
vatandaşa medya yoluyla ulaşamıyorsa yüz yüze ulaşmak zorunda. İşte bu otobüsler, işte Meral Akşener'in bütün il il gezip esnafla bir araya gelmesi, Ali Babacan'ın kongreler aracılığıyla gidip de hem de şehir turları yapıp esnafı dinlemesi, bir eski ekonomi bakanı da olarak hakikaten biraz da hem kendisini anlatmak hem de vatandaşı anlamak için, bir köprü kurmak için çok önemli unsurlar. Başka bir unsur kalmadı çünkü. İşte broşür yayınlıyorlar, toplatılıyor. Sosyal medya diyorsun, kişilik hakları deniyor. Ertesi gün hiçbir haber kalmıyor. Yani ben bir vatandaşım, bugün okuduğum haberi yarın okuyamıyorum. Eğer bugün okumazsam yarın hiç haberim olmuyor. Böyle unsurlar var. Böyle bir noktada tabii ki muhalefetin böylesine bir yol izlemesi son derece normal. Erken ya da geç seçim hiç önemli değil. Yani geç derken zamanında demek lazım belki. Erken ya da zamanında seçimde mutlaka kendini anlatma yolu yine sokaklar olacak muhalefetin. Şimdi tabii biz bu Stüdyo Ankara programımızı KRT ekranında yapıyoruz. KRT ilk veren kuruluşlardan biriydi Berat Albayrak'ın istifasını ve istifa metnini. Örneğin kamu yayıncılığı, kamuya karşı sorumlu olan TRT ve Anadolu Ajansı'nın takipçileri, TRT izleyenleri örneğin Berat Albayrak'ın istifasında ne dediğini hiç öğrenemediler. İstifa ettiğini öğrenemediler 27 saatte. Çünkü 27. saatte nasıl öğrendi onlar? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısında Ömer Çelik'e istifa sorulunca öğrendiler. Yani TRT izleyenleri için örneğin 27 saat boyunca böyle bir bilgi, bir bakanlık koltuğunun Ankara'da boş olduğu, ki önemli bir bakanlık koltuğunun boş olduğu bilgisi yoktu. Şimdi Ali Babacan örneğin bir tweet atmış. Korkma Türkiye, konuş Türkiye, kendini ifade et, anlat, eleştir demiş. Ama işte az önce Nergis söyledi, Antalya'da eleştiren vatandaşın başına gelenler. Babacan'ın tweetinin altında da bir sayı verilmiş. 63 bin Cumhurbaşkanı hakaret dosyaları. Mesela şimdi Cumhurbaşkanı daha önce yine bir reform açıklaması yaptığında 15 Temmuz'un ardındandı galiba. Evet, o zaman helalleşme. Ha, mesela demiştik galiba. Ya hani eleştiri bütün düzeyinde davaları, olan bütün yani orada ama hepsi demiştim. Aslında çekilmediğini de sonra gördük. Kamu davaları kaldı çünkü. Örneğin Cumhurbaşkanı seçti. Cumhurbaşkanı çekti. Hani kendisinin açtığı davayı çekti. Aynı konuda açılmış kamu davası çekmedi. Savcı çekmedi. Örneğin Ankara'da ODTÜ'de mezuniyet törenindeki 4 öğrenci, ki onlar Cumhurbaşkanıyla da görüştürüldüler. Bizzat tırnak içinde affedildiler. Ama örneğin onların yani hala Ankara'da davası devam ediyor. Şimdi 60 binin üzerinde Cumhurbaşkanı hakaret davaları. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda avukatlarına nasıl bir talimat verecek? Daha geçen hafta gazeteciler aleyhine olan davalarda Cumhurbaşkanı'nın avukatları müdahil oldular üstelik. Yani talep ettiler. Yani ve şöyle müdahil oldular. Dilekçelerinde şöyle diyorlar. Mutlaka cezalandırılsın bu şahıslar. Yani örneğin savcının beraat talep ettiği vakalar var. Savcılık diyor ki beraat etsin, bu eleştiri sınırları içinde diyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatları diyor ki hayır kardeşim, bu mutlaka TCK 289'dan cezalandırılsın. Mesela kim? Ahmet Telli, şair. Üstelik kendi hesabı değil, adına açılmış fan hesabı. Yani Ahmet Telli'nin kullanımında olan bir hesap değil, paylaşımlarını kontrol etmiyor. Ve şair Ahmet Telli'nin hesabı nedeniyle şair Ahmet Telli'yi Cumhurbaşkanı hakaretten yargılıyorlar. Ve üzerine hala Cumhurbaşkanı avukatları diyor ki cezalandırılmalı bu şahıs diyor. Telli o hesabın kendisine ait olmadığını belirttiği halde. Ve bunun gibi pek çok örnek var. Zuhal Olcay istinaf bile onadı cezasını. Yargıtay onarsa... Sanatçı, sevdiğimiz müzisyen Zuhal Olcay için biz cezaevine gitti haberi yazmak durumunda kalacağız önümüzdeki günlerde. Şimdi o yüzden hala soru şu, Cumhurbaşkanı demokrat olabilecek mi? Demokrasi çünkü kendiliğinden yargı paketini değiştirdiğinizde, yasal düzenlemeleri değiştirdiğinizde gelecek şekilde anlayışı değil. Anlayışı değiştirmek lazım. Bu da tepeden başlıyor ve oldukça uzun zaman alıyor. Senin söylediklerinden benim anladığım o. Tabii biraz da dış politikaya da gelelim istiyorum. Çünkü yarın bir KKTC ziyareti var. Piknik var. Piknik var yani. ve bu pikniğe de MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte gidiyorlar. Maraş'ta olacak o piknik ve hakikaten önemli unsurlardan bir tanesi olacak
önümüzdeki hafta konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın orada vereceği mesajlar, şimdi bakarsak eğer bir Libya'ya işte açıldık, biraz da saçıldık. O saçılım sonucunda ne oldu? Libya'da bir ateşkes oldu, Türkiye masa dışı kaldı. Azerbaycan'a yardım ettik, iyi ki de ettik. Buna hiç asla eleştiri yapmak mümkün değil. Ettik. Ama bu yaptığımız büyük yardımların sonucunda masada oluruz diye bir umudumuz vardı. Ruslar masayı kurdu, bizi dışarıda bıraktı. Böyle şimdi Azeri anlaşmasına baktığımız zaman, Azeri-Ermenistan anlaşmasına bakarsak, Ruslar alanda ateşkes denetlerken biz de uzaktan şöyle bakacağız, alana yaklaşmayacağız bile. Yani yine masaya gelemedik, öyle bir durum oldu. Ege'de deseniz asla masada değiliz. Şimdi bir Kıbrıs kaldı. Benim görebildiğim kadarıyla AKP hükümetinin son dönemde yaptığı her şey böyle kilitlenmiş olan sorunlara askeri güçle girmek. İşte mesela Libya kilitlenmişti, askeri güçle girdiler ama biz masada yokuz. Suriye kilitlenmiş bir sıkıntılı bir güçtü, yine girdiler, yine biz masadan yavaş yavaş atılmakla meşgulüz. Azeri-Ermeni meselesi, yani hakikaten ciddi bir kilitlenmişlik vardı. Bizim desteğimizle, askeri desteğimizle Azerbaycan bir hamle yaptı ve şimdi geldiğimiz noktada yine Türkiye'de yok. Benim endişem, itiraf etmeliyim ki şimdi kilitlenmiş bir başka mesele var. Nedir bu? Kıbrıs. Acaba Kıbrıs'ta benzer bir politika izlemek ister mi AKP hükümeti? Çünkü görebildiğim kadarıyla bir yanda ekonomik sıkışmışlık var. Diğer tarafta dış politikanın el atabilecekleri her alanda önlerine çekilmiş setler var. Diğer ülkeler tarafından, kimi zaman AB, kimi zaman ABD. Şimdi kala kala bir Kıbrıs kaldı. Acaba orada da böyle bir heyecan fırtınası yaşar mıyız? Ne dersin Yıldız? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamaları itibariyle, yani eğer siz ekonomiyi sakinleştirmek istiyorsanız, döviz kurunu kontrol altında tutmak istiyorsanız dış politikanızı da uzlaşmacı olarak biraz yürütmek gerekiyor. Niye? Çünkü aksi takdirde yabancı yatırımcı, yani buradaki Türkiye'nin kilitlendiği nokta şu an bu. Yabancı yatırımcıların kaçması, yabancı yatırımcıların geri çekilememesi, Türkiye'ye geri getirilememesi. Şimdi yabancı yatırımcının gelmesi için stabil bir ülke görmeleri lazım. Bunun dış politikada da böyle olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi dış politikada siz Kıbrıs'ta da askeri seçeneği zorlarsanız bunun olması mümkün değil. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2 dakika önce bir tweetle duyurmuş ziyareti. İşte Erdoğan'ın Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ni vesaire de açacağını belirten bir açıklama yapmışlar. Tabii burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara siyasetinde çok bilinen de bir özelliği vardır, biz izleyenlere hatırlatalım. Uçakla seyahat etmeyi hiç sevmez. Mesela Maraş ziyareti söz konusu olunca herkes şey dedi Ankara'da kulislerde. Şey, gemiyle mi gidecek? Gerçekten uçağa mı binecek dendi. Herhalde uçağa binecek, yani şu anki durum öyle görünüyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Rusya ile müzakereler bugün öğleden sonra 2 civarında bitti. Dün başlamıştı. Rusya'dan Putin'in özel temsilcisi düzeyinde bir başkanın başkanlığında geldiği heyet 2 gündür Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye ile müzakere etti. Sonuç? Sonuç sıfır. Sonuç nasıl sıfır? Bir de Milli Savunma Bakanlığı'nda müzakere ettiğinin altını çizmek lazım, dışişleri değil. Tabii dışişlerinde bir çalışma yemeği yediler dün öğlen. İşte, ziyaret ettiler. Bakan yardımcısı Selim Önal başkanlığındaki dışişleri diplomat Sedat Önal. Bugün Sadık Bey'in de ismini karıştırdım. Bugün S'lerle sıkıntım var anlaşılan isimlerle. Sedat Önal'ın başkanlığında yemek yediler. O yemekte Suriye konuşuldu. Ve açıklamaya bakıyoruz ve kulislere bakıyoruz. Türkiye'nin burada kaç kere söyledik artık, hep altını çiziyoruz. İdlib'den çekiliyoruz. İdlib'den çekilmeye dair hiçbir şey yok açıklamada. Öte yandan Rus Dışişleri Bakanı çıkıyor, Lavrov, aynı gün heyet burada ve aynı gün altını çiziyor. Türkiye'nin Suriye'den de çekilmesini bekliyoruz. Türkiye bize dedi ki terörle mücadelesini gerçekleştirdiği noktada Türkiye İdlib'den de çekilecek açıklaması yapıyor. Üzerine ne söylüyor? Sağda ve masada olacağımızı iddia ettiğimiz Dağlık Karabağ konusunda da diyor ki hayır, Türk gözlemciler uzaktan ve Dağlık Karabağ bölgesinde olmayan bir merkezden insansız hava araçlarıyla gözlemleyecekler diyor. Aynı gün savunma bütçesi var mecliste.
Bakan ne diyor Hulusi Akar? Hayır, biz ortak barış gücünde varız diyor. Şimdi iç siyasete yönelik tırnak içinde muhalefet de bunu tabii bir kandırmacı olarak yorumladı. Çünkü yokuz. Biz yokuz. Bir ara mecliste tezkere peşine düştük. Hani gelecek bu, mi diye. Görev gücü hani malum askeri ya da başka birçok anlaşma var Türkiye-Azerbaycan arasında ama hani bahsedilen işte bakanların anlattığı düzeyde bir şey varsa tezkere lazım. Biz tezkere bekledik bu hafta. Gördüğüm kadarıyla öyle bir süreç işlemeyecek. Bir de bu tabii KKTC açısından şimdi seçim sürecinin bir parçası haline getirildiğini izledik. Hani öyle de konuşuldu zaten. Ama şimdi bu tabii çok konuşulacak görünüyor. Şimdi burada Türkiye'de bir basın toplantısı yapılmıştı. İşte KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu topraklarda bir açıklama yapıyorsunuz. Ama şimdi orada açılış sürecini birlikte izledik malum. Vatandaşların geçişi. Şimdi cumhurbaşkanı oraya gidiyor. MHP genel başkanı orada ne diyecek? Şimdi Yunanistan ne diyecek sonra? Tabii herkes. Rumlar ne diyecek sonra? Bunu... Amerika ne diyecek sonra? Hani o süreç belirleyici olacak. Bu geziyi açıkçası herkes izliyor. Bütün dünya izliyor. Bunun nereye gideceğini biz de merakla bekliyoruz. Ve önümüzdeki hafta konuşacağımız konuların başında bunun geleceğini ben iddia edebilirim yani. Çünkü orada verilecek mesajların da yumuşak mesajlar olmasını tabii beklemiyorum. O mesajlar çerçevesinde. Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir reklam arası lütfen. KRT ekranlarında Stüdyo Ankara ile ikinci bölümle yeniden bir aradayız. Evet, iç politika konuştuk, dış politika konuştuk ama hayatımızı en çok etkileyen konuyu en sona sakladık. Nedir bu? Pandemi, COVID-19 bulaşıcılığı giderek artan, hayatımızı artık çekilmez hale getiren hastalık. Bulaşma hızı o kadar arttı ki, bunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söylüyor. Neredeyse 3'e katlandı günlük vaka sayısı. Hep böyle yani binlerle falan ifade edilirken yeni vaka sayıları 3000'e kadar çıkmış durumda Türkiye için. Fakat biraz önce konuştuk, demokrasi şeffaflıktır dedik. Demokrasi reform yanında şeffaflığın da olması, halka gerekli bilgilerin iletilmesidir dedik. Ama acaba Covid'de halk yeterince bilgilendiriliyor mu? Bu bulaşma hızı konusunda hükümet yeteri kadar şeffaf mı? İşte bunu konuşacağız. Neden konuşacağız? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok önemli açıklamaları oldu COVID konusunda bugün. Ve dedi ki İmamoğlu, açıklanan vefat sayıları, COVID nedeniyle açıklanan, bakanlık tarafından açıklanan vefat sayılarının üzerine en az 50 koyun. O sadece İstanbul'daki rakam dedi. Ve bunu da neye dayanarak söyledi? Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gönderilen bulaşıcı hastalık sonucu ölenlerin sayısını ortaya koyarak söyledi. Yani bir şeffaflık olmadığından bahsetti. Bir de önerisi vardı Ekrem İmamoğlu'nun. Nedir? 2 ya da 3 hafta tam kapanma gerekiyor ki biraz hem sağlık sistemi rahatlasın hem de bu bulaşma hızı kesilsin diye. Ne diyorsunuz? Yani nereden başlayacağımı gerçekten bilemiyorum. Bu hafta ben TTB'nin açıklamalarını da izledim. Şimdi aslında vaka değil. Biz bunu uzun süredir biliyoruz. Artık hasta ve kendimiz algoritması da var işin. Şu kadar test yaparsam bu kadarı onun pozitif çıkıyor. Şu kadarı da ağır hasta. Biz bunların hesabını, çarpmasını, bölmesini yapıyoruz. Ve bu hafta yine çok da konuşuldu. 30-40 bin civarı ortalama aslında vaka sayısı. Şimdi ama sadece açıkladığı hasta sayısından da baksak, en son ağır hasta sayısından da baksak, bu tablo değiştiği günden bu yana bakınca orada da 500'lerden 3500'lere gelen bir ağır hasta tablosu var. İşte normal artık 3-5 artmıyor, 100-200 artıyor hasta sayısı da. Şimdi Sağlık Bakanı'nın kendi hesabından, Sağlık Bakanı'nın hesabından artık öyle bir noktaya gelmiş ki hastanede tedavi gören insanlar o zor anlarını paylaşıyorlar. Durumun ciddiyetini ortaya koymak için. Ama bu ölçüde tedbir alınıyor mu? Şimdi işte bugün Avusturya kapanma kararı verdi.
Şimdi TTB soruyor, yani o turkuaz tabloda diyor, şeffaflıktan bahsettin Zeynep, tek doğru tarih diyor. Hepsiyle ilgili şüpheleri var. Tek doğru tarih. Yani hepsiyle ilgili şüpheleri var gerçekten. Yani gülüyoruz ağlanacak halimize, özür dilerim ama yani hakikaten çok acıklı durum durumumuz. Durum ciddi. Hani Ankara açısından da burası için de 9-10 binlerde vakadan bahsediliyor günlük. Sadece Diyarbakır için 500-600 da, hani küçük bir şehir sonuçta Ankara ve İstanbul'la kıyasladığımızda İstanbul'u düşünemiyorum bile. İzmir deprem sonrası oradaki risk sonuçta daha da büyüdü. Orada da endişe verici bir tablo var. Yani 14 gün TTB de bunu söylüyor. Bu önemli. Sonuçta sağlıkçılar hastanelerde bu ortamı yaşayanlar. Yani biz İtalya'dan ilk bu salgın başladığında İtalya'dan korktuk. Türkiye İtalya olur mu endişesi taşıdık ama güçlü bir sağlık altyapımız varmış ki hani taşıdı onu. Ama biz o yatak doluluk oranlarına baktığımızda yoğun bakım yatakları açısından biz o noktaya gidiyoruz. %70'den bahsediyoruz bugün. Evet, ki kalan 30'un, ama kalan 30'un risk durumuna karşı boş tutulması gereken yatak oldu hatta. Hani uzmanlar tabii bilir yani, ama ben şunu görüyorum sürekli sosyal medyada, artık onlarca, böyle bir tane iki tane numunelik değil, onlarca mesaj görüyorum her gün. Diyorlar ki işte teyzemi, annemi, babamı, kardeşimi, çocuğumu Covid teşhisi konuldu. Ağır hasta. Önce hastane bulamadık. Sonra yoğun bakım bulamadık. En sonunda da vefat etti gibi kötü, acı haberler geliyor. Tabii, tabii. Yani bir yandan %70 deniyor doluluk oranı ama o %70'e rağmen vatandaşın artık hastane bulamadığından şikayetleri var sosyal medyada. Yani eminim Bakan Koca da şöyle bir bakıyordur. Ve şunu fark ediyorum ki onlarda veri var. Bir de bütün bu yazanlar, annemi, babamı, işte teyzemi, halamı, çocuğumu hastaneye yatıramadım Covid olmasına rağmen diyenlerin hepsi bir de Bakan Koca'ya Twitter'dan, çünkü çok kullanıyor belli ki, onu mentionlıyorlar, ona atıf da yapıyorlar. Yani artık insanlar isyan noktasına geldi burada. Yani ciddi bir sıkıntı var. Görünen o ki kapanma gerek ve o noktaya da gideceğiz ki Cumhurbaşkanı da bugün açıklamasında daha ağır, hani bir kez daha uyarıp hani daha ağır tedbirler almak zorunda kalmayalım gibi zaten bir ifadesi oldu. Hani hastane yükü problem, hani en temel kontrollü bir şekilde gitmesi önemliydi. Bir önceki süreçte bu yaşandı. Kontrollü gitti. Ama kapandık. Şimdi o zaman işte. Deniliyor ki kontrol kayboldu ve kapanma dışında bir yol yok. Kontrol çünkü, altına almak çünkü için. O kadar anlamsız önlemler. Önlem diye o kadar anlamsız şeyler en yapıldı ki. Sigara bir yani, tartışma konusu. Sigara, hayır, o, ben sigarayı da geçtim. Onu yani sigara içmeyenlerin gerçekten buna destek verdiğini söylemek mümkün. Ama ben şu mesela lokantaların, çözüm kafelerin. Problem o. Çözüm mü bu? Yani lokantaların, kafelerin, şunun, bunun saat 10'a kadar çalışıp da ondan sonra yani ne, virüsün saati mi var? Yani 10'a kadar bulaşmıyor. 10-11 geçe virüs birdenbire bulaşmaya karar veriyor. Bu nedir? Ya lokantayı tümden kapatırsınız ya da tümden açarsınız. Bu Zeynep ne demektir yani? Rica ederiz. Ayrıca virüs toplantı da seçiyor. Örneğin barolar genel kurul yapacağı zaman pandemi nedeniyle bunun ertelenmesi gerekti 2 Aralık tarihine kadar. Ama siyasi parti kongreleri o süreçte devam etti. Yani toplantı seçti virüs Türkiye'de. Bir de çok acıklı bir tablo vardı. Açıkçası bundan bahsetmek istiyorum. Fotoğrafları görünce içim acıdı. Nedir? Bir hükümet partisinin, iktidar partisinin bir kongresi. Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış konuşuyor. Cumhurbaşkanı gayet korunaklı bir kürsüde. Onun önünde çok geniş bir alan var. O geniş alanda hakikaten sosyal mesafeye dikkat ederek oturtulmuş protokol ya da partililer, işte o ilin il başkanı, o ilin milletvekilleri, işte o ilin yönetim kurulu üyeleri, AKP'nin yönetim kurulu üyeleri hepsi son derece sağlıklı, güzel oturtulmuşlar. Araları 1,5 metre. Kimse kimseye dokunmuyor. Herkes de birer maske. Ve hemen arkasında halk var. Çünkü bunlar halka açık yapılan kongreler. Ve bu kongrede halk üst üste, yan yana. Yani en 1 metre değil, 10 santim yok aralarında. 1 metre, 1,5 metreden bahsediliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da konuşma yapıyor bunları. Acaba görmüyor mu? Yani ışık mı geliyor gözüne? Ne oluyor bilmiyorum ama. Yani şöyle bir baksa. Ön taraf çok güzel, o protokol bölümü. Hemen arkasında böyle bir çit gerilmiş güvenlik nedeniyle. Onun arkasında halk var.
Bir de bunlar, bu insanlar AKP'ye gönül vermiş insanlar. Yani kim gider bir partinin kongresine? O partiye gönül vermiş. Ona bir şekilde destek olmak isteyenler gider. Bu insanlar belli ki AKP'nin kongresine gitmişler. Bir şekilde kendi oy verdikleri lideri görmek istiyorlar. Onu dinlemek istiyorlar. Ona alkışlarla, ne bileyim sloganlarla destek vermek istiyorlar. Onun için gelmişler ve bir bakıyorsunuz oraya destek vermek için gelen o insanlar hiçbir koruma altında değiller. Yani bu benim içimi acıttı. Hakikaten acıttı. Yani sonuçta A partisi, B partisi, C partisi değil ki bu. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya. Yani protokolü sen birer metre, bir buçuk metre arayla oturtuyorsun. Onları gözetiyorsun. Niye halka aynı şeyi bugün yapmıyorsun? Bugün Kars ve Karaman Kongresi'ni izlemedin o zaman. Orada da şöyle bir tablo vardı. Cumhurbaşkanı video konferansla bağlandı. O bahsettiğin işte protokol ve arkasında vatandaşlar manzarası aynıydı ama Cumhurbaşkanı uzaktan video konferansla seslendi. Benim derdim vatandaşlara. Yani protokol öyle oturuyor. Arkasında vatandaşlar, yani Allah'a emanet ya. Yani hakikaten insanın içi acıyor. Ve şimdi, o insanlar dedim ya çok iyi niyetle gidiyorlar o toplantıya. Şunu aktaralım bu arada son dakika bilgisi olarak. Ekrem İmamoğlu Twitter'da bir paylaşım yaptı. Az önce Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanı ile görüştüğünü aktardı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalışıldığını söylemiş Sayın Bakan. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir diyor İmamoğlu ama bu adımlar ne olacak tabii? Şimdi bilim ne diyor bu arada? Şimdi bir bilim kurulu oluşturulmuştu Sağlık Bakanlığı'nda ama Sağlık Bakanlığı'ndaki bilim kurulunun tavsiyelerinin her zaman dikkate alınmadığını, hiçbir uygulanmadığını gördük. Ki zaten ne söylendi siyasi irade tarafından? Onlar tavsiye kararı veriyorlar dedi. Şimdi bir yandan aşı süreci var. Ben en son gelmeden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarına biraz bakma şansım oldu. Örneğin aşı sürecinde işte yerli aşı tartışmasını ayrı bir kenara koyuyorum ama en yakın aşı örneği şu an en ileri noktada Almanya'da gerçekleştiriliyor görünüyor ki orada da iki Türk'ün öncülük ettiği bir aşı çalışması var. Özlem Hanım'la eşinin. Ben burada özellikle Özlem Hanım ve eşi demek istiyorum. Çünkü yaygın medya nedense özellikle erkek kişiyi öne sürerken Özlem Hanım hep unutuyor. Ben Özlem Hanım ve eşi diyeyim bu noktada. Onların öncülük ettiği aşı çalışması ile ilgili Mehmet Ceyhan da şunu söylüyor. -70 derecelik dondurma ünitelerine ihtiyacımız var. O aşıların zincir Türkiye'ye için gelip ulaşım için. Türkiye'de halka uygulanabilmesi için. Şimdi böyle bir hazırlık var mı? Buna hazır mıyız? Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Türkiye aşıyı hangi doz alacak? Örneğin riskli gruplar için zatürre aşısı çok tartışılıyor. Hala aile hekimlerinin listesinde olan ama zatürre aşısı olamayan pek çok vatandaş var. Ankara'da üstelik, yani öyle Türkiye'nin doğusu, batısı, köyü, kasabası değil. Başkent Ankara'da Çankaya ilçesinde pek çok risk grubunda olan KOAH hastaları örneğin. En riskli buradaki, grup. Buradaki en büyük sıkıntı yine gelip dönüp dolaşıp şeffaflığa geliyoruz. Kriter ne? Niye sen zatürre aşısı oluyorsun? Niye ben olamıyorum? Yani ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hayır ama bunu açıkladılar mı? Hayır. Biliyor musun var sen hangi gibi kriter? Var yani diyorsun da sen biliyor musun hangi kriter? Elbet bir kriter var. Kendi kendilerine yapmadılar. Açıkladılar ama da. Kamuoyuna açıkladılar. Onun için söyledim. Pek emin değilim. Grip aşısı için de zatürre aşısı için açıklanmadığını biliyorum. Çünkü şey var, yani belli bir yaş koymadılar. Demediler ki mesela işte 70 yaş, mesela şimdi 65 yaşın üstüne bir takım şeyler var, kısıtlamalar var. Ama 65 yaşın üstünün hepsine biz zatürre aşısı yapacağız demediler. Ve niye olduğunu bilmiyoruz. Yani öyle evler var ki hasta kişiler, bayağı ağır hasta, kanserle mücadele eden kişiler, KOAH hastası olan kişiler zatürre aşısı olamıyorlar. Buna karşılık daha sağlıklı olan, belki daha genç olan yaşça insanlara zatürre aşısı olma hakkı çıkıyor. Yani bu çok, hakikaten çok anlamsız. Ben bilmiyorum bu kriteri, hangi kriter olduğunu. Bildiğim kadarıyla Türk Tabipler Birliği'nin de bu yönde çok büyük eleştirileri var. Neye göre yaptınız? Belli bir kriter yapıldı. Herkesin de ben girdim baktım mesela. Oradaki en büyük problem şuydu. Sonuçta o kriteri koymak zorunda kalmaları problemdi. Çünkü pandemi devam ediyor.
grip mevsimi geliyor ve Türkiye'nin her zamankinden daha fazla grip aşısına ihtiyacı olacak. Talep daha yükselecek. Bunun için daha fazla aşı stok etmeliydik. İşte bunun gereği anlaşmaları yapmalıydık. Bunu yapmadılar. Şimdi temel problem bu. Gelen aşıyı o yüzden de işte sınırladılar. Bir de baş baş. Seçtiler ama bir yandan da. Neye göre seçtiler onu da bilmiyoruz. Hadi seçtin tamam gence vermedin, daha sağlıklıya vermedin. Neye göre seçtiklerini de bilmiyoruz. Kendileri koydular. Yaşlara, kendi kimi kendi. Hastalıklara göre ama problem var. Problem. Hani yok değil. O bir sıralamada de baktığınızda. Ama bu arada daha büyük bir problem var. Ben de yapmak istiyorum. Problemim olmasına gerek yok. Kendimi aynen korumak öyle istiyorum. Aynen. Benim buna hakkım olmalı. Aynen. Yani bu şeyi sıralama da problem en temelde ona hazırlık aşaması. Şimdi biz bunun üzerinden işte bu yeni COVID-19 için üretilecek olan hani artık hani üretileceğine inanıyoruz hepimizde. Çok büyük çabalar var. ve biz onun için bu işin neresindeyiz? Gerçekten ne kadar sipariş için anlaşmalara? Çünkü yine büyük bir aşı yok pazarı oluşacak. Şimdi bu Türkiye'nin de sadece sorunu değil. Bütün dünyada çok büyük bir aşı pazarı oluşacak. Bir tarafta işte bizim varlık fonumuz var ama borçlu bir fon. Ama bir tarafta cidden fazlalıklarıyla tasarruf edip varlık fonları olanlar var. Şimdi cidden biz burada nerede duracağız? Bu Türkiye açısından da değil hani dünya açısından sınıfsal bir tarafı, zenginlikle ilgili bir tarafı da olacak belki bu sürecin. Hani biz çok bilmiyorum çok uzun vadede de ne konuşacağız ama şimdi Amerika işte çok daha rahat bazı anlaşmalar galiba. Fransa bahsediliyor, yapılıyor. Hani İsrail, biz yaptık mı? Yapacak İsrail mıyız? İşte yine şeffaflık biz yok. Bunu öğrenmek yine aynı istiyoruz. Yine tabii aynı ki noktaya geliyorum. Hiçbir şekilde şeffaflık yok. Aynı şeyi maskede yapmadılar mı? İlk gün itibariyle biz maske sıkıntısı başladığı andan itibaren ne dediler? Devlet dağıtacak. Bütün herkese verilecek dediler. Ben bir tane maske almadım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden. Bu arada onun sayısı çıktı Zeynep. Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milletvekillerinin işte ücretsiz maske ne kadar daha bu tür eleştirilerine yanıt verdi. Bir aylık o bir kapanma sürecinde aslında hani maske satışının yasak olduğu süreçte evet o ve bugüne kadar verdi ama rakamı. Hem onu alıyor hem de bugüne kadar toplamda 260 milyon ücretsiz maske dağıtmışlar. Tamam çok güzel de bana gelmedi işte. Hayır bu da hani. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyim? O dönemde ben Türkiye'deydim. Ben bak de sen almadım. De aldın. Sen aldın mı? Hayır. Üstelik 65 yaş üstüne kolonya ile birlikte bir paket geliyordu ama biz evde anneme gelir mi diye çok bekledik ama bizim eve anneme de toplam gelmedi. Toplam o kadarmış ki o da yeter. Yani ama onu kime söyleyeceğim? Kimi bile bilmiyoruz. Yine şeffaflığa geldik dayandık. Zeynep çok daha önemli bir şey daha var. Şu an %70'ler dediğimiz yoğun bakımlardaki doluluk oranı dediğimiz zaman burada tükenen de yani sadece hastanede yataklar dolmuyor. Sağlık personeli de doldu. Yoruldu onlar. Yoruldular. Ve üstelik onlara yasal olarak verilebilecek bir hak da verilmiyor aylardır. Mesleki hastalık kabul edilmiyor COVID. Ve geçtiğimiz hafta içinde sadece 13 sağlık personeli, bir haftada 13 kişi kaybedildi. Sağlık personeli kim? Tıp fakültesi dediğimiz fakülte 6 yılda mezun oluyorlar minimum. Üzerine 2 yıllık uzmanlık. Tabii bunların hepsi yüksek İhtisas görüyorlar, hemşireler bir takım sertifikalar alıyorlar, eğitimler görüyorlar, hasta bakıcılar deneyim kazanıyor. Tabii. Oradaki temizlik personeli bile bir de yani bizim için çok kıymetli. Bunu. Tabii çok kıymetli. Ve bu insanların ölümünden dolayı devlet hiçbir sorumluluk almıyor. Onlara mesleki hastalık riskini tanımıyor. Ve sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki bunları açıklayan, bunları gündeme taşıyan, sağlık personeli ölümlerini duyuran, bu sayıların en başından beri şeffaf olmadığını söyleyen Türk Tabipleri Birliği'ni biz düşmanı ilan ediyoruz. Ben bir şey soracağım sana. Sen ne dedin? 260 milyon. Milyon. Şimdi bak. Hesapladın hemen. Ben oraya takıldım çünkü hakikaten çok kızıyorum bu konuya. Yani şimdi 260 milyon maske dağıtmış. De ki onların hepsini 80 uyasa, milyona bölüyoruz. 80 milyona böl. 5 düşüyor. Yani dedi 3 düşüyor. Ve bir ay boyunca. Yani adam bana maske vermiş olsa bebekler bile. Bebekler var işte sokağa çıkma yasağı. 5 olsun yani son nokta ya da yetmiyor, o dönemde tabii yetmesi tabii mümkün mü? Yani bir de çıkıp da bunu övünü övünü anlattıysa Fuat Oktay yani ne diyeyim bilmiyorum. Bari söyleme. Ben olsam burada şeffaflığa hiç girmezdim. Çünkü benim içim acıdı. Şimdi mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Nasıl çözdük? Tekstil ülkesiyiz vesaire vesaire. Ama mesela şimdi aşı. Gelecek, gelmeyecek, çözemeyeceğiz gibi görünüyor. Niye? Aynen çünkü öyle. İşte ön anlaşmalarımız yok. Pfizer firması Türkiye'de de aslında ilaç satışı yapan bir firma. Pardon bu arada şirket ismi söyledim. Gayri ihtiyari oldu sehven. Şimdi
söz konusu X firması. Türkiye'de de anlaşmaları var. Bakanlık bu konuda bir ön aldı mı? Örneğin maske konusunda ön aldılar. Dışarı satışına sınırlama getirdiler. Hem Ticaret Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı kontrolünü aldılar. Ama örneğin bu aşı yarın öbür gün özel hastanelere gelecek mi? Geldiğinde kontrolü nasıl olacak? Özel hastaneler bunu hangi fiyatlarla piyasaya daha sürecek? Daha da fenası soru var. Işareti. Ne dediler? Aşının hakikaten çok ciddi de taşıma sorunları var. -70 derece. Şimdi bir noktada bile o -70 derece biraz azalsa aşının bozulma ihtimali çok büyük. Ve ama bana mesela bana gelecek al sana aşı diyecekler. Aşıyı da vuracaklar. Ben de aşılandım diye gayet memnun olarak hayatıma devam ederken aşımın bozuk olduğu ortaya çıkabilecek. Yani bu tip şeyler de var. Ben hakikaten bu maske yani şu maske işinden dolayı bile açık ve net söyleyeyim. Bakanlığın bunu ne kadar becerebileceği konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Yani maske gibi çok basit bir şeyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına eşit oranda dağıtamamış. Sadece eşit de değil. Eşit ve yeterli oranda dağıtamamış. Bu iddiayla ortaya çıkıp bir hükümetin, bir yönetimin, bir bakanlığın acaba aşıyı nasıl eline geçse bile dağıtacağı konusunda ciddi soru işaretleri var kafamda. Yani iyi niyetli olmak istiyorum. Lütfen beni haksız çıkarın. Ben de çıkayım şu ekrandan ya da nerede isterseniz özür dileyim yani. Hemen lütfen Zeynep'i nota alsın bakanlık. İlk aşı geldiğinde maske vermediler. Bari aşı verin. yok önce yani benden aşıda önce da aşı olması kriter olacak. Olsun tabii ki. Örneğin yani orada da kriterler İngiltere'ydi galiba. Örneğin önce bakım evlerinde kalanlar, tabii, bakım evlerinde çalışanlar. Ondan sonra deyip sıralıyorlar. Bir Charles 9.'uydu galiba orada da Prens Charles. Ama Türkiye'nin hani Türkiye'de de olacaktır mutlaka ama bizim şimdi 2021'in muhtemeldir ki Mart'ından önce biz hani aşının vurulduğu bir tabloyu çok görmeyeceğiz. Bunun bir süreci var daha fazla. Üçü var. Hani bir yandan da üretim yapılıp stoklamalar da söz konusu bildiğim kadarıyla. Hani o teknik boyutunu çok bilmiyorum ama aşıyla bizim tanışmamız Mart'ı bulacak gibi. Bizim şu kritik süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Buradan gelecek hafta herhalde geçmek gerekecek. Şimdi muhtemel diyorum pazartesi bir kabine toplanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Yeni bakan ilk kez kabineyle beraber tabii. Toplantıya katılmış olacak şimdi değil mi? Şimdi kritik tabloyu değerlendirecekler. Şimdi sıçramalar var artık o TTB'nin hani hiçbir her verisinin sorgulanması gerektiğini sorguladığı bir o turkuaz tablo bu haliyle alarm veriyor. Ve kabinenin ana gündemlerinden biri bu olacak muhtemel. Orada yeni kararlar alınabilir mi? Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sözlerine de baktığımızda bu sıçramalar da varsa bir adım atmak gerekebilir. Hani yine biz toplu bir kapanma hiç yaşamadık hani böyle sürekli. Yine bir hafta sonları, akşam hani böyle bir tablo konuşulabilir ki bilim kurulu üyelerinden bildiğim kadarıyla Yıldız bu konuda önerileri olanlar zaten var. Yani başka şekilde bir kontrolden çıkış olduğuna dair bugün değerlendirmeler var. Evet, hani İmamoğlu'nun söylediği de bu. İlk kez çok yüksek sesle bu söylenmeye başlandı. Çok önemli hani hepimiz için de yine biz burada aslında 3 kişi program yapıyoruz. Biraz o Haziran'la birlikte gelen hala o rehavetin içerisinde insanlar gerçek rakamlarda açıklanmadığı için vaka sayısı açısından o rehavetin büyük bir sorumlu tarafı tabii ki Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililer. Bence bir tablonun ortaya konulması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne biz veriyoruz dedikleri o rakamları bu ülkenin vatandaşlarının öğrenme hakkı var. O tabloyu bir net olarak ortaya koyup sonra biraz daha radikal kararlar alıp bunun kontrol altına alınması lazım. Biz sağlık gelecek hafta muhtemel en çok bunlardan birini konuşacağız. Bu konuda atılacak adımları ve kabine olur, ana gündemi de bu olur diye düşünüyorum. Tabii kabinede tabii biraz da şey olacak. Önümüzdeki haftanın konularından bir tanesi de faiz konusu. Çünkü işte şey Kasım. Var. 19 Kasım'da ne karar çıkacak? Faiz konusunda bir faiz artışı olacak mı, olmayacak mı? Hakikaten ekonomi cephesi de bunu bekliyor. Bu aynı zamanda yeni bakan için ve yeni Merkez Bankası Başkanı için de bir test niteliğinde. Hakikaten yeni bir yol izlenecek mi? Yoksa hani isimler değişti, eski tas, eski hamam devam mı edilecek konusunda da bir işaret verecek hepimize.
ve Kıbrıs dış politikada dediğim gibi Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma, Bahçeli'nin vereceği mesajlar. Bunun yankıları hepsi, herhalde bunun dünyadaki. Yankıları, tabii yani hafta sonu konuşacakları için buna karşılık işte nasıl bir tepki olacak, nasıl bir yaklaşım olacak. Bunun aslında ilk işaretleri de gelmeye başladı. Daha geziye gitmeden şu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye'ye kadar gelmesi ama Türkiye'de hiçbir Türk yetkiliyle görüşmemesi bana göre son derece manidar. Ne yaptı? Gitti Fener Rum Patriği ile oradaki bir takım dini azınlık cemaatlerinin liderleriyle bir araya gelmek için Türkiye'ye geliyor ve bir tek Türk yetkiliyle görüşmüyor Pompeo. Bu açıkçası önemli unsurlardan bir tanesi. Bu yapıldıktan hemen sonra siz eğer Kıbrıs'ta çok şahin mesajlar verirseniz zaten beklenti hani bunun bir nevi din savaşına dönüştürülmesi. Çünkü onun işaretleri geliyor. Yani hükümetin umarım bunu görüyordur. Öbür tarafta hani bizim hükümetimiz Müslümanlık üzerine, İslam dini üzerine mesajlar vermekten hoşlanıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında sürekli İslam dinine referanslar yaptığını biliyoruz. Yapmaya da devam ediyor. İşte buna karşılık öbür taraftan da benim gördüğüm bu Pompeo'nun ziyareti çok önemli bir işaret. Hristiyan dinine ya da azınlıkların durumuna, Türkiye'deki azınlık dinlerine mensup insanların durumuna ilişkin çok net mesajlar, eleştiriler gelmeye başlayacak. En çok korktuğumuz, en çok endişe ettiğimiz o medeniyetler çatışmasının ayak izlerini önümüzdeki hafta tartışıyor olabiliriz. Umarım haksız çıkarız, yine bir kez daha söyleyeyim. Trump'ın bakanı. İkinci Trump döneminden de bahseden bakandı değil mi? Aynen öyle. Hani o açıdan hani orada tabii ama tablo yani, değişiyor. Ama yani yeni bir dönemde başlayacak. Yani şimdi Rumlar, sonuçları olur mu? Mesafeli mi yaklaşırlar emin değilim ben. Şunu söylemem lazım. Joe Biden'a bakarsanız bütün kariyeri boyunca ki çok uzun zaman siyasette. Yani yeniden tabii ortaya çıkmış bir insan değil. Senatörlük yaptı, başkan yardımcılığı yaptı. Her zaman ve her zaman Rum Yunan lobisiyle beraber hareket ettiğini Senato'da biliyoruz. Şu var, Türkiye'ye bir dönem yine böyle bir kriz anında o senatörken bir yaptırım getirilmesi kararı vardı ABD Senatosu'nda ve bunun imzacılarından biri Joe Biden'dı. Rumlar Rum lobisiyle birlikte hareket ettiğinde. Yani Biden'ın gelmesi ne yazık ki bizim Yunanistan'la ve Rum kesimiyle olan krizlerimizde tarafsız bir Amerika beklememizi biraz engelliyor. Bunu da söylemek lazım. Bunu bilerek herhalde bu ziyarette planlanıyor olabilir mi? Yani yok, Pompeo geldi. İşte o Trump yönetiminin de ama hani dediğim gibi yok, Biden gelecek derken KKTC'deki belki de işte hani süreç. Ama aslında değişen bir şey de yok demiş oluyor Amerika bize. Çünkü Pompeo Salı günü bu arada gelecekmiş. Saati henüz belli değil ama basına kapalı olacak İstanbul'da. Salı günü yapacağız ziyaret de aslında bize bir politika değişikliği olmadığını gösteriyor. Şimdi bu noktada gelecek haftadan konuşurken şunu da söyleyelim. Tabii gelecek hafta sadece Merkez Bankası'nın faiz arttırımı değil, Lütfi Elvan'ın bu konudaki aktif rol alıp almayacağı da dikkatle izlenecek. Merkez Bankası'nın para kabine sonrası ekonomiyle ilgili nasıl bir vurgu olacağı izlenecek. Yabancı yatırımcıların yasama anlamında beklentileri var. Yasama ile ilgili, mülkiyet hakları ile ilgili yeni düzenleme talepleri var. Bunlar bir karşılık bulacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda ne yapacak? Bunlar da tabii merak konusu. Bizim açımızdan tabii bir de dışişleri bütçesi var. O da gelecek yakında. Onun öncesi belirsiz olan bir içişleri bütçesi var. Süleyman Soylu Covid'i nasıl atlattı, atlatıyor mu? Bunu henüz bilmiyoruz. Toplantılara başladı. Başladı. O zaman tamam, geçmiş olsun diyelim kendisine, evet, de buradan. Evet, yakında onu mecliste göreceğimizi düşünüyorum. Biz de şunun peşinde olacağız. Bunlar rutin gündemleri. İşte genel kurulda bir enerji teklifi var. Onları konuşacağız ama şimdi bu reform, yepyeni reformlar bir de. Ekonomide, hukukta, demokraside. Geçen hafta yokladık. Henüz bir çalışma yok.
Nasıl bir reform olacak? Meclise gelecek bir şey onlar var da herhalde mı? Bizimle beraber öğrendiler değil mi? Mecliste AKP'li milletvekilleri de halkla beraber bir reform olacağını öğrendiler. İşte bakalım ne reform gelecek. Hani ne gelecek? Biz de biraz onu bulmaya, o konudaki gelişmeleri izlemeye çalışacağız. AKP'li vekillerle birlikte çalışırsınız diye düşünüyorum. Çünkü onların da çok bilgi sahibi olduklarından emin değilim. Ve tabii yarından bahsetmek lazım belki. Yarın çünkü Türkiye'de Formula 1 yarışı var. Bugün sıralama turları yapıldı ve çok ilginç bir şey oldu. Biliyorsun dergi sana bir şey soracağım. AKP hükümetinin icraatları içinde en çok öne çıkarıp en çok övündüğü şeylerden biri nedir? Duble yol. Yollar değil mi? Duble yol bir daha ama. Yani F1 pilotlarının bugün sıralama turlarından sonra F1 pilotu Hamilton'ın hakikaten çok ciddi eleştiriler, piste çok ciddi eleştiriler getirdiğini, yağış nedeniyle kaydığını söylediğini gördük. Yani AKP hükümetinin çok övündüğü bir konuda asfalt yapmak konusunda böyle bir eleştiri alması, hele ki Formula 1 pistinden bahsediyorum, bana ilginç geldi. Ve tabii ne oldu? Formula 1'in yapıldığı noktadaki Tuzla Belediye Başkanı hemen bir açıklama yaptı. Herkes kendi işine baksın dedi. Bu da hakikaten ilginç. Çünkü adamın işi o yolda araba sürmek aslında. Yani söz konusu yolda araba sürmek o adamın işi. İşine de bakmıyormuş demek ki, ben öyle diyeyim. Evet, böyle bitirelim programımızı. Umarız Türkiye bu Covid belasından en kısa zamanda kurtulur. Bu kapanmalara, şuna buna gerek kalmadan bu hastalıkla mücadelemiz daha iyi olur. Burada bize de çok önemli işler düşüyor. Vatandaş olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ne kadar dikkat edersek bu yayılma hızını da o kadar kırarız, o kadar düşürürüz. Bunu da söylemek lazım. Çok teşekkür ediyorum Nergis Demirkaya, Yıldız Yazıcıoğlu. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz efendim. Hoşçakalınız.